Ekonomi Panorama'ya hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum sevgili ve çok değerli ekonomist Emrah Lafçı. Kendisiyle hem Türkiye'deki son dönemde işte enflasyonla beraber Kavcıoğlu'nun yaptığı açıklamalar sanayicilerle ve tabii ki Bakanımız Sayın Nebati'nin dün akşamki A Haber'deki programını konuşacağız ve dünyadaki gelişmeleri Türkiye'deki gelişmeler eşliğinde değerlendirmeye çalışacağız. Emrah hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Senden ne haber? İyilik benden de. YouTube yayınların her gün saat 13'te başladığın, hepimizi aydınlattığın yayınların hayırlı uğurlu olsun. Devamının gelmesini dileriz. Çünkü çok değerli bizim için. Önce onu söyleyerek başlayayım sevgili seyircilerimize de. Ben olsam her gün saat 13'te Emrah Bey'in kanalını izler. Gündem hakkında gerçekten doğru fikirler sahibi olmaya çalışırım. Emrah, çok acayip zamanlardan geçiyoruz. Rica ederim. Bir Merkez Bankası Başkanımız var. Sanayicilerle yaptığı toplantıda sanayiciler şikayet ediyorlar. Kredi faizleri %40'lara çıktı ki biz üretici fiyatları enflasyonun %150'ye doğru gittiğini biliyoruz. Bir taraftan politika faizi her şeye rağmen %14'e tutuluyor. İşte reel faiz eksi %60'ların üzerine çıkmış durumda. Sanayiciler maliyetleri %100, %140 artarken %40'lık bir kredi maliyetine isyan ediyorlar. Merkez Bankası Başkanımız önce almayın abi diyor. Arkasından ikinci toplantıda biraz daha hani söylemini düzeltiyor. Burada bir gerginlik var. Ekonomi politikası ile ilgili yaşananların bir takım sonuçlarından bu gerginlik çıkıyor. Nerede hata yapıldı ki para politikasında? Böyle bir sanayiciler aslında enflasyona göre düşük bir faize isyan ediyorlar. Bir Merkez Bankası Başkanı enflasyonu odağına alması gereken, yüksek enflasyonu odağına alması gereken Merkez Bankası büyümeye açık seçik odağa koyarak %20'ler olması lazım almayın diyor. Arkasından düzeltiyor. Stokçulukla suçluyor. Döviz alanları sonra suçlamıyor. Aslında bu neyin yansıması ekonomide? Bizi aydınlatır mısın? Tabii sen çok güzel özetledin zaten durumu. Şimdi senin de dediğin gibi bu saat 1'de yayınlar yapıyorum ben. 3 hafta oldu neredeyse. Bunu şunun için söylüyorum. Ben yayınlara ilk başlarken ya her gün yaklaşık 40-45 dakika gündemi doldurmak için acaba yeteri kadar konu var mı diye düşünüyordum ama sağ olsun hem Sayın Cumhurbaşkanı TRT'de katıldığı program vardı biliyorsun. Hem Sayın Kavcıoğlu geçen haftayı biraz böyle kapsadı. Hem de bu hafta Sayın Nebati. Dolayısıyla ekonomi yönetimindeki kurmaylar bizi, ekonomiyle ilgilenenleri bu anlamda hiç malzemesiz bırakmıyorlar sağ olsunlar. Boş bırakmıyorlar. Evet. Özellikle geçen hafta yaşadıklarımız gerçekten akıllara ziyandı. Çünkü Türkiye'de hiçbir dönem bir Merkez Bankası Başkanı'yla sanayiciler arasında bu kadar açıktan bir tartışma herhalde olmamıştı. Bir kere hem esastan hem usulden sıkıntılı durumlar var. Esastan sıkıntılı durum Türkiye'de gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklediğimiz için şu anda ne yaparsak yapalım gömlek bir türlü üstümüze oturmuyor. Geçen senenin işte Sayın Kavcıoğlu'nun geldiği Mart ayından itibaren bugünün meselesi değil bunlar. 2021 Mart'tan itibaren 19 Mart'tı yanlış hatırlamıyorsam. En başta bir 3-4 ay hadi bilemedim 5 ay fena gitmedi. En azından ortalıkta gözükmedi. Ya da söylemleri efendim biz faizlerde herhangi bir reel faiz negatif reel faiz vermeyeceğiz diye taahhütlerde bulundu sağda solda. Ondan sonra baktı ki bu işler sıkıştırıyor. Çünkü hatırlarsan o zaman politika faizi %19'daydı. Eğer enflasyon %19'un üstüne çıkarsa faizi de arttırmak zorunda kalacaktı ki enflasyon maalesef bir süre sonra %19'un üzerine çıkacak gibi oldu. Henüz çıkmamıştı. O zaman ön almak için yavaş yavaş biz aslında manşet enflasyona değil de çekirdek enflasyona bakmamız gerekiyor diye Sayın Kavcıoğlu hafif hafif yan çizmeye başladı. Ondan sonra da manşet enflasyon politika faizinin üzerine çıkınca faizleri tabii ki yükseltmedi. Çünkü biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanı yine televizyondan verdiği demeçlerde ben gerekli yerlere sinyalimi verdim. İşte Temmuz-Ağustos gibi inşallah bu faizlerin de düşeceğini, enflasyonun düşeceğini göreceksiniz gibi mesajlarla bunun önünü kesmiş oldu. Ve biliyorsun bir gecede yazılan kararnamelerle hem bakan hem Merkez Bankası Başkanı değiştirilebildiği için Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğinin dışında bir karar almak da mümkün olmuyor. Böylece ne yaptı Kavcıoğlu? Biz işte manşet enflasyona bakmıyoruz da çekirdek enflasyona bakıyoruz söyleminin peşinden gitmeye başladı ki o zaman manşet enflasyonu 19'un üstüne çıkmıştı ama henüz çekirdek oraya çıkmamıştı. Sonra ne oldu? Sonra tabii ki bu politikayla enflasyon dizginlenemez olunca çekirdek enflasyonu da 19'un üstüne çıktı. O zaman da tabii ki haklı olarak sorduk. Dedik ki ya çekirdeğe bakıyordun, o zaman şimdi faiz arttıracak mısın? O zaman da işte biz faizleri arttıralım da ekonomi mi dursun? O konuları hiç söylemez oldu. Zaten son dönemde de biliyorsun, özellikle Şubat'tan sonra Merkez Bankası temel hedefi olan enflasyonla mücadeleyi bir kenara bırakmış. Büyümeyi önceleyen politikalar güdüyor. Hatta enflasyonla mücadelede de ana etmenin dünya barışı olduğunu söylemeye başladılar. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de enflasyon ne zaman düşer diye sorduğunuzda dünya barışı sağlandığında düşeceğini anlıyoruz. Bu biliyorsun politika metinlerinde de böyle. Dolayısıyla bu en başta yanlış iliklenen düğme bizi %80 resmi enflasyona getirdi ki üfede üretici fiyatlarımızı %145'lerdeyiz. %150'lere koşuyoruz. Ve böyle olunca, hal böyle olunca siz çok düşük bir faizle bu kadar yüksek enflasyonla hareket etmeye çalışınca bunun sürdürülebilir olmadığını bütün dünya biliyor. Bütün dünya bildiği için de zaten bütün dünya faiz arttırmaya çalışıyor. Bu negatif reel faizin geçici olduğunu, hatta birçok ülkede de beklenen enflasyonu dikkate aldığımızda o negatif reel faiz o kadar da derin değil aslında. Çünkü piyasa beklentilerinde o ülkelerde özellikle sıkılaşma adımları atıldığı için piyasa beklentileri bir yıl sonra, işte çok teknik taraflara girmeyeyim de, bir yıl sonraki bir yıllık swaplarda, 5 yıl sonra 5 yıllık swaplarda faiz enflasyonların, Amerika'da mesela enflasyonun düşeceğine ilişkin beklentiler var. Dolayısıyla faizler aslında beklenen enflasyonu dikkate aldığımızda orada bizdeki kadar derin bir negatif reel faiz yok. Fakat bizde var. Peki biz bunu niçin yaptık? Kim için yaptık? Valla çalışan için yapmadık, emekli için yapmadık, vatandaş için yapmadık. Ne dediler? Dediler ki bu bir yeni ekonomik model. Bu ekonomik model içerisinde bizim kayırdığımız belli gruplar var. Kusura bakmayın, Türkiye'nin üretim motifini değiştirmek için batıya dayalı, batıya prangalı modeli değiştirmek için, kendi ayaklarımız üzerinde uzun süre durabilmek için ihracatçıyı önceleyen, imalatçıyı önceleyen, istihdamı önceleyen, yatırımı önceleyen bir politika. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın biliyorsun dörtlemesi: ihracat, işte imalat, yatırım, istihdam. Ve bunlar sonucunda da bu kesimler avantajlı hale getirildiler. Fakat dönüp bakıyoruz, şu anda geçen hafta olanları hayretle izliyoruz tabii ki. Tamam, bu politikanız, bu modeliniz işçiyi ezdi. Bunu nereden görüyoruz? Bunu ben uydurmuyorum. TÜİK'in rakamlarında toplam gayri safi yurt dışı hasıladan alınan paya baktığımızda gelir yöntemine göre bir sermayenin aldığı pay var. Bir de işçinin aldığı pay var. Diğer işte toprağı vesaireyi geçiyorum. Onlar işin teknik tarafı. Fakat ücretlinin aldığı payın işte %35'lerden 33'lerden 20-25 arasına geldiğini görüyoruz. Muazzam bir fark. Dolayısıyla burada ciddi anlamda toplam üretimin içinden biz ücretliler maalesef payının düştüğünü görüyoruz. Şimdi payı artan kesim de... 2018'den beri böyle, değil mi? Değil mi? 2018'den beri bu eğilim, 2018'den beri pandemiden bile önce aslında bu eğilim var. Bu yeni ekonomi modeliyle biraz daha artık ayrıştırılmış, ele tutulur hale gelmiş durumda benim de izlediğim. Lafını kestim, pardon, lütfen, çok güzel anlatıyorsun. Estağfurullah. Aynen öyle. 2018'den gelen rakamlardan bahsediyorum aslında, bu kıyaslama oradan gelen bir kıyaslama. Aynı zamanda oradan gelen bir kıyaslama yapacak olursak bir tane önemli fark daha var. Türkiye'nin ekonomi modelinin değiştiğine ilişkin bir gösterge. Kamu bankalarının toplam bankacılık içindeki payları, kredilerden bahsediyorum, %35'ten %45'e gelmiş durumda. Dolayısıyla bu çok ciddi bir fark. Bu da biraz aslında iktidarın kamu bankalarını kendi politikalarını, yanlış politikalarını uygulamak için kullanması ve bunun sonucunda da bir etkinsizlik yaratılması. Bunun bedellerini de sermaye artırımları gerçekleştirerek, işte bir takım tahviller ihraç ederek, bunların da işte varlık fonu üzerinden vesaire bankalara sermaye enjeksiyonuyla aslında dönüp baktığında vatandaşın cebinden vergiler alınıp bankalar üzerinden belli kesimlerin burada finanse edildiğini görüyoruz. Hatta bu bir adım daha öteye taşınıyor. Son dönemde, konudan konuya atlamıyorum ama bunlar birbirleriyle çok bağlantılı konular. Yok, hep birbirleriyle çok bağlantılı. Çünkü bu kadar korunan sanayici, ihracatçı da bağırmaya başlayınca o zaman düşünüyorum ben de neredeki işte o dediğin faiz politikasıyla başlıyor ama hani onların da bağırdığı noktaya geldiğine göre o tarafın da işine yaramadığı bir ekonomi politikası uygulanıyor aslında. Neyse, evet, lütfen devam et. Evet, kim memnun bu politikadan diyesi geliyor insanın. Çünkü aynen az önce bahsettiğim kamu bankalarının üzerindeki bu yükün bizim tarafımızdan taşınmasına benzer şekilde bütçeye ciddi bir etkisi olan kur korumalı mevduat sisteminin de birilerini kayırdığını, birilerini dezavantajlı hale getirdiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Yani 4 ayda 32-33 milyar lira büyük para. Yani Sayın Bakan dün akşamki konuşmasında bizim için bu maliyetler çok da yüksek değil dediği paralar çok büyük paralar dönüyor. Ondan sonra da 30 milyar dolar işte çok küçük dendiğinde de sayı saymayı bilmiyorlar herhalde diyor. Sayı saymayı bilen insanın 32 milyar liranın da büyük para olduğunu idrak edebiliyor olmasını bekliyoruz doğal olarak. Şimdi kur korumalı mevduattan da ben faydalanmadım. Kur korumalı mevduattan da şirketler faydalandı büyük ölçüde. Bir miktarda parası olanlar ve bu parayla döviz almayıp da bir faiz opsiyonu da bunun yanında alanlar ve bunu da bedava alanlar faydalandılar. Bunun bedelini de yine vatandaş ödedi, bütçe üzerinden ödedi. Sadece kur korumalı mevduatın hazine üzerinden olan payından bahsetmek eksik olur. Bunun yanında Merkez Bankası tarafında da var biliyorsun. İşte dolardan geçenler oradaydı, TL'den geçenler hazine üzerinden ve dün akşam Maliye Bakanı'nın söylediğine göre %50-50 ve sadece kur korumalı mevduatta işte bilmeyenler için söyleyelim, döviz arttıkça faizle döviz arasındaki farklar olan kısım Moody'nin hesabına devlet tarafından ödeniyor. Bunlar da bizim vergilerimizle ödeniyor. Bunun yanında bu yetmiyor, bu kur korumalı mevduat daha avantajlı olsun diye vergi avantajı sağlanıyor. Mesela normalde bizim bir yıl 6 aya kadar olan vadeli mevduatta aldığımız vergi, gelir vergisi %15'ti eskiden. Şimdi bu rakamlar %5'lere düşmüş durumda. Hatta belli bir vadeden sonra vergi alınmıyor kur korumalı mevduatta. Artı, onu da geçiyorum, kur korumalı mevduatta parasını yatıran şirketlerin kur karından dolayı ödemeleri gereken kurumlar vergisinden de istisna tutuluyor, muaf tutuluyor. Dolayısıyla vergi etkilerini de bir araya koyduğumuzda Merkez Bankası etkilerini de koyduğumuzda milyarlarca lira yapıyor ve bu da tekrar söylüyorum bütçe yönetmek demek bir ekonomik tercih meselesidir. Yani parayı siz bugün yapıldığı gibi bir miktar doğalgazı vesaireyi sübvanse etmek için de kullanabilirsiniz. KYK'lı çocukların Kredi Yurtlar Kurumu'ndan bahsediyorum. KYK deyince KYK'lılarla karışıyor. Borçlarını silmek için de kullanabilirsiniz. Efendim işte fakir fukarayı sübvanse etmek için de kullanabilirsiniz. İşte az önce bahsettiğim gibi ne idüğü belirsiz bir ekonomi politikası uyguladığınızda kurun dizginlenemez hale geldiğinde onu dizginlemek için bir takım kendi uydurduğunuz zihni sinir projelerle 1970'lerden kalma ekonomik bir takım araçlarla bunları çarçur da edebilirsiniz. Bugün bu çarçur edilmiştir ama turbun büyüğü heybede. Çünkü bugün kur korumalı mevduattan ne zaman ve nasıl çıkacaksınız diye sorsanız bunun cevabını verebilecek hiç kimse yok Türkiye'de. Çünkü kur korumalı mevduattan bugün çıkalım dediğinizde doları 22'lerden toplarsınız Türkiye'de. Öyle olunca ne olacak? Hala bu sistemin içinde olanların o hazinenin ödeyeceği, hazineden alacakları o payda artacak. Dolayısıyla bu sistemden çıkıyoruz dediğimiz anda o vade uyumsuzluğundan da kaynaklı olarak herkesin çünkü vadesi aynı değil. Hazineye muazzam bir yük binecek. Onun için ben bunun bir çıkış stratejisinin olduğunu düşünmüyorum. Varsa da bunun söylenmesi lazım. Çünkü böyle bir belirsizlik olamaz. Yani bakanın elinden tutan yok. Bunun açıklamasını biz ila nihaya bu sistemde kalmayacağız. Tamam kalmayacağız ama ne zaman ve nasıl çıkacağız? O zaman onu söyleyin. Yok. İşte bizim istediğimiz yere geldiğinde bakacağız. Neden böyle yapıyorsunuz? Çünkü dünyada ekonomik belirsizlikler var. Enerji fiyatları yüksek. Bizden kaynaklanmayan bazı problemler var. İnşallah onlar halledilince biz de düzlüğe çıkacağız. O zaman bu işlerden çıkacağız. Yani tamamen belirsiz. Dünya barışını bekliyoruz. Hep beraber. Aynen dünya barışını bekliyoruz. Yani şirketlerde çalışan insanlar çok iyi bilirler. Yani KPI'nin ne kardeşim senin ya da bir kriterin ne? Bana şöyle bir rakamsal bir hedef koy ya da şey yap. Bir şu koşul gerçekleştiğinde şunu yapacağız diye bir şey söyle ki ben de senin ciddiyetini anlayayım derler. Bir genel müdür, genel müdür yardımcısına bunları sorar iyi yönetilen bir şirkette. Biz ülke yönetiyoruz. Bunların hiçbirinin esamesi okunmuyor. Hal böyle olunca da siz bir şey uyguluyorsunuz. Ondan sonra bu uyguladığınız şeyden kaynaklı olarak toplumun bütün kesimleri zarar görüyor ve öyle böyle zarar görmüyor. Şu anda %80 açıklanan resmi enflasyonun ben sana söyleyeyim yani %50-60'ı kabaca söylüyorum bu tarz saçma sapan uygulamalardan kaynaklanıyordur. Faiz takıntısından kaynaklanıyordur. Çok net bir şey var. Eğer bugün Türkiye geçen sene 2021'in başında uyguladığı faiz politikasına devam etseydi bugün zaten hem mevduat faizleri hem kredi faizleri çok daha düşük bir yerde olacaktı. Enflasyon da çok düşük bir yerde olacaktı. Tabii. Evet. Doğal olarak biz bu kadar derin negatif reel faizle ekonomiyi alt üst etmek durumunda da kalmayacaktık. Ama nasıl oluyorsa bunlar bu şekilde gerçekleşiyor ve bunu ben farklı vesilelerle daha önce de söyledim. Bunun bize zararı olduğu gibi bunun iktidara da zararı var. Yani bunun hiç kimseye faydası olmayan bir politika bu. Çünkü toplumun geniş halk kesimleri fakirleştikçe, enflasyonla bu kadar karşı karşıya kaldıkça, TL'nin bu kadar değersizleştiğini gördükçe sandığa gittiklerinde de ona göre davranacaklar. Yani evet şunu anlayabiliyorum. Biz bu politikayla işsizlik konusunda belli adımları atıp insanları işsiz bırakmadık ve onun için ama bu da doğru değil. Dünyanın neresinde şu anda çok büyük bir işsizlik problemi var? Var mı böyle bir şey? Pandemiden sonra işte Avrupa'da %5,5-6 işsizlik var. Beğenmedikleri ve sayfa sayfa eleştirdikleri Amerika'da %3,5 işsizlik var. Bunun yanında %9 enflasyon var. Bizim Türkiye'de tek hanelilere işsizliği indiremedik. Kaldı ki geniş tanımlı işsizlik %20'nin üzerinde. Dolayısıyla hem de yoksullaşmış durumda vatandaşlar. Şimdi hal böyle olunca bu aynı zamanda da bir politik intihar. Yani bunların ben bazılarının düşündüğü gibi bile isteye efendim işte bir master plan'in bir parçası olarak yapıldığını ve bizi ya da kendilerini bir yere götürmek için ya da birilerini kayırmak için yaptıklarını falan düşünmüyorum. Bu tamamen acemice atılmış adımların uzun vadeli sonuçlarının öngörülememesinden kaynaklı. Günü kurtarma politikalarının bize şu andaki bizi baş başa bıraktığı sonuçlardır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bir taraftan da işte bu hani çok güzel anlattın bize içinde bulunduğumuz çerçeveyi nasıl bir çıkmazda olduğumuzu. Çünkü önümüzde de 9 ay gibi bir süre içinde 9-10 ay içinde bir seçim var. Dolayısıyla mevcut gidilen yoldan çark edilmesi de bu saatten sonra kolay değil. Dediğin gibi hani kur korumalı mevduattan çıkıyoruz dese önce TL'yi değer kaybını hızlandıracak. O enflasyona dönecek, yansıyacak ve çok daha zor bir çarka girmiş olacağız. Ama bir taraftan da görüyorum işte sanayici neden bağırıyor? Çünkü kredileri de yavaşlatmaya çalışıyorlar. Şimdi faizi kullanmayalım ama işte verdiğimiz yarattığımız parayla enflasyonun hızlandığını görüyoruz. Onu da krediler üzerinden bastıralım ama ihracat taraflı büyüyeceğiz. İşte yatırımlar yapılacak krediler alınarak ama o aldığınız parayı dövize yollamayın. Şimdi bugün işte Perşembe günü olması itibariyle haftalık para banka rezerv verileri açıklanıyor. Şirketler pariteden arındırılmış yaklaşık 1,8 milyarlık dolarlık bir döviz alımı yapmışlar. Şimdi bu kredilerle alınan değil biliyorsunuz yani borçlarla ödeniyor. Bir taraftan yaz ortasındayız. Gıda fiyatları enflasyonu %100'e dayanmış. İşte geçen sene dolar TL bu zamanlar 8,3'lerdi. Artık çok uzun çok gerilerde geliyor bana. Yanılıyorsam sen lütfen düzelt beni. Şimdi tekrar yaz ortasında 18'e gelmiş. Bakan Nebati diyor ki akşam 20-21 Aralık'taki 18'e gelmesiyle bugün 18'e gelmesi arasında büyük fark var. Aynı değil diyor. Ne demek istiyor? Buradan ne anlamamız gerekiyor bizim? Şimdi bir de şunu da ekleyeyim arasına sorun. Çok özür dilerim. Bir de bu hafta bir dış ticaret verisi açıklandı bakanlık tarafından. Orada da hani mutlak değer olarak ihracat belki zirveye gidiyor ama ihracatın artış hızı %13'e gerilemiş. İthalat %40 artmış. Dış ticaret açığı aylık 10,6 milyar dolar olmuş. Yine Nebati diyor ki petrol 70 dolar olsaydı biz aslında fazla verecektik cari fazla. Ne demek? Bütün bunları bir araya koyduğunda sen bir anlam bütünlüğüne varabiliyor musun? Bunların hepsi bağlantılı şeyler ve bunu anlamamak için gerçekten hiç Türkiye'de yaşamamış ya da Türkiye'nin şöyle yakın geçmişiyle ilgili hiçbir kitap okumamış olmak lazım. ekonomiyle ilgili hiçbir kitap okumamış olmak lazım. Çünkü bu çok net bir gerçekliktir ki Türkiye ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin kriz yaşamalarındaki en temel sebep döviz sıkıntısıdır. Yani siz kendi içinizde bir şekilde belli şeyleri döndürebilirsiniz ama dövize çare yoktur. Basamadığınız için de krizler buradan patlak verir. Ve döviz sıkıntısının da en temel sebeplerinden bir tanesi Türkiye'nin yaşadığı dış ticaret açığıdır. Yani dün açıklanan rakamlar gerçekten içler acısı ve enerjiyi dışarıda bıraksanız bile, Sayın Nebati diyor ya enerji bizim asıl problemimiz diye. Enerjiyi dışarıda bıraksanız bile Temmuz'da ihracatın ithalatı karşılama oranı ancak %75. Ve bizim 7 aylık birikimli dış ticaret açığımız 60 milyar doları geçmiş. Yıl sonunda 100 milyar doları bulacağız. 250 milyar dolarlık Sayın Cumhurbaşkanı'nın bize vermiş olduğu görevi yerine getirerek 250 milyar dolarlık ihracat hedefimize doğru koşuyoruz diyor Sayın Muş. Ama 350 milyar dolar ithalata doğru koştuğumuzu da mutlaka söylemesi lazım. Çünkü 250 milyar dolar ihracat yaparken 350 milyar dolar ithalat yapıyorsanız biz Türkiye olarak bunu sürdüremeyeceğiz demektir. Yani bu çok basit bir havuz problemi meselesidir. Yukarıdan biriler belli musluklar havuzu doldururken aşağıdan belli musluklar havuzu boşaltıyor. Eğer aşağıdan boşaltan musluklar daha hızlı çalışırsa ki Türkiye'de şu anda daha hızlı çalışıyor, bir süre sonra o havuz boşalır. Ve işte o havuzda zaten Türkiye'de Merkez Bankası'nın rezervleri ki sürekli de azaldığını net bir şekilde görüyoruz. Yani arızi artışlar bizim için çare değil. Ve rezervlerimiz düştükçe de CDS'imiz yükseliyor. Sayın Nebati dün akşam diyor ki, ya şimdi bunlar komik gerçekten. Efendim işte biz doğrudan yatırımlar getireceğiz bu hafta, önümüzdeki hafta. Daha da fazla gelecek. Peki bunlar bizim rezervlerimizi arttıracak. Peki zaten yarın göreceksiniz ki bugün biliyorsun 2,5 milyar dolarlık bir orada bir pozitif var. O da geçen hafta Akkuyu'ya ilişkin Rusya'dan gelen para muhtemelen. Ve devam da gelecekmiş. Evet, ne olacak peki rezerv artınca? Diyor ki rezerv artınca CDS'imiz düşecek. CDS'imiz düşünce de daha ucuz borçlanacağız. Sayın Nebati, bu CDS... Dolar satacak mısınız? Efendim? Zaten satıyorlar geleni olduğu gibi yani. Zaten olduğu gibi yani, gelen gidiyor piyasaya bir şekilde. Hem geleni satıyorlar, onu geçtim. Bir de bu CDS şey değil miydi ya? Aslında dış güçlerin oyunu, rezervlerle tabii, alakası yok. Türkiye'nin kırılganlığıyla alakası yok. Doğrudan yatırımla bir ilgisi yok. Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmıyor. Bu biz kendi içimizde bir ekonomik model. Öyle değil miydi? Yani bu aradaki korelasyon ne ara doğrudan yatırımla CDS'e geldi? Yani ve Sayın Nebati akşam diyor ki gene bu konuşmalarla bağlantılı. Vatandaşlarımız müşteri olsunlar. Gecenin en karanlık anı sabaha en yakın olduğumuz andır diyor. Ve biz şu anda çok gecenin en karanlık anındayız diyor. Biz bunu söylediğimiz zaman diyorlar ki karamsarsın. Şimdi bakan kendi ağzıyla söylüyor. Biz şu anda en karanlık andayız diyor. Yani o kadar kötü durumdayız ki ve bunu ancak umut satarak, umut pazarlayarak bir şekilde Türkiye'yi düze çıkarma ihtimalinin olduğunu görüyor. Ve maalesef işte bu dış ticaret rakamlarımızın bu hali bizi çok net bir şekilde söyleyeyim. Özal iktidardan gittikten sonra, belki de Cumhurbaşkanı olduktan sonra Demirel iktidara geliyor biliyorsun. Ve Demirel'in ilk söylediği şey, ya bu döviz meselesi çok sıkıntılı bir konu. Bu Özal bu işi nasıl çözdü? Benim en problem yaşadığım konulardan bir tanesi bu diyor. Yani bu Türkiye'nin bugünkü meselesi değil, onu demeye çalışıyorum. Ve bizi gün geçtikçe dövizle ilgili bir döviz krizi yaşamaya doğru adım adım itiyor iktidar. Ve hiç gereği yokken itiyor. Çünkü Türkiye'nin yıllarca toparladığı bir miktar rezervi vardı. O rezervi saçma sapan bak Türkiye'de o 128 milyar dolar meselesiyle şu andaki meseleler birbiriyle aynı. Çünkü aynı yöntem uygulanıyor. Bu yöntem ne zaman uygulanmadı? Lütfi Elvan'ın bakanlığı zamanında. Daha Lütfi Elvan bakan olduktan sonra ilk hafta NTV'ye çıkıp dedi ki böyle böyle bir şey yapılmış. Ben bunun kesinlikle doğru olmadığını düşünüyorum. Lütfi Elvan kim? Bu kabinenin bakanı. Berat Albayrak'tan önceki kabinenin kalkınma bakanı. Yıllardır AKP'de görev yapmış biri. Hazine Maliye Bakanlığı yapmış ve alenen o işin içindeyken bunun yanlış olduğunu görüyor. Ondan sonra da kendisi gidene kadar bu iş yapılmıyor. Gittiği anda da Nebati geldiğinde Nebati diyor ki rezerv benim rezervim, satarım tabii, kime soracağım diyor. Ve ondan sonra satmaya devam ediyorlar. Ve bunu niye yapıyorlar biliyor musun? Kriz olduğu algısı ortalığa saçılmasın. Kur kontrolünü kaybedip de mesela bu 128 milyar dolar rezervinin en yoğun satıldığı dönem belediye seçimlerinden önce. Ne olacak? İşte kur yükselmeyecek de seçmenin gözü boyanacak. Kur yükselirse ne olacak? İşte bir kriz algısı olacak. Ama işte olacağı çare olmuyor. Sonuçta olacak olan oluyor. Ve bu eğer ki bu politikalar devam ederse biz işte 9 ay 10 ay var dedin. Seçime kadar bir kur şoku daha yemeden çok kolay gidemeyecekmişiz gibi gözüküyor. Şimdi bir taraftan da tabii Nebati deyince bir sürü konuşması insanın gözünün önüne gelmeden edemiyorum. Yani en azından ben edemiyorum. En son bu dediğin en karanlık anındayız gecenin. Hani, tam ondan sonra ışık doğmaya, güneş doğmaya başlar lafı bana şeyi hatırlattı. TL'nin daha fazla değer kaybedeceği yer yok. Burası dipleri dedikten sonra başımıza gelenler, birkaç ay öncesinden bahsediyorum. Şimdi önümüzde çok zor bir kış ayı sürecinden bahsediyoruz. Bugün İngiltere Merkez Bankası 50 bas puan faiz arttırdı. Zaten faiz artışını hatırlarsak sen çok iyi biliyorsun ama seyircilerimiz için hatırlatalım. İlk başlayan Merkez Bankası'ydı. Geçtiğimiz sene Aralık ayında yanlış hatırlamıyorsam ve tempolu bir şekilde devam ediyor. Ama 27 yıldır ilk defa 50 bas puana tek bir adımda çıktı. Ondan da önemlisi banka diyor ki önümüzde uzun bir durgunluk süreci var. En az bir sene sürecek ve ekonomik daralma göreceğiz. 2023'te de 2024'te de diyor. Neden bunu diyor? Çünkü enflasyon tahminleri sürekli şaşmış durumda. 13,5'lara doğru yöneliyor ve doğalgaz fiyatlarındaki artış ve doğalgaz krizinden bahsediyor bekleyen. Şimdi orada pişen bize düşüyor doğalgaz fiyatları üzerinden. Eğer en karanlık nokta buysa biz kış aylarında nasıl böyle bir ortamda aydınlık göreceğiz ya da görme şansımız var mı? Dolayısıyla TL'nin değeri işte bugün 18, bu bir zirve mi? Dolayısıyla enflasyon bir zirve mi? Ya da dün Nebati'nin söylediği gibi Aralık'tan itibaren biz enflasyonda bir düşüş görebilecek miyiz? Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi ki o yüzden ben seçimleri mümkün olduğunca erken değil de o zamana ötelediğini düşünüyorum. Gerçekten Şubat-Mart aylarında böyle bir yıllık enflasyona düşüş görüp tamam bu artık bir trenddir, aşağı doğru döndürmüştür başını diyebilecek miyiz? Yoksa bütün bunlar da mı bir seçim, yaratılan bir seçime yönelik yanılgı, yansıma ya da ne diyeyim algı yönetimi aslında? Şimdi bir sürü soru var. Evet. Burada anlattığın şeylerde bir sürü soru var. Şimdi ilki şu, İngiltere'den bize ne diyemiyoruz, Avrupa'dan bize ne diyemiyoruz. İşte zaten bu enerji meselesi ayrı bir tarafa. Enerji meselesi sadece ısınma için ya da bizim enerji tedariğimiz için değil, bahsettiğin ülkelerin enerji tedarik edememesinden dolayı elektrik üretememesi, elektrik üretememesinden dolayı da sanayinin yeteri kadar çalışmaması ve büyümelerin, sanayi çalışmayınca üretim olmuyor, üretim olmayınca gelir olmuyor, gelir olmayınca onlar talep yaratamıyorlar. Yani bir üretim ölçümünün 3 tane şeyi vardır, işte gelir, harcama ve üretim. Üretim olacak ki gelir olacak, gelir olacak ki harcayacaklar. Harcayacaklar, nasıl harcayacaklar? Bir kısmında ithalat yapacaklar. Nereden ithalat yapacaklar? Türkiye'den yapacaklar. Bu bizim neyimiz? İhracatımız, o övündüğümüz. Bugün açıklanan, gene işte bugün baktım daha rakamlara, ihracatta en fazla paya sahip 5 tane ülke var. Efendim Almanya, bizim ihracat yaptığımız. Almanya, Amerika, İngiltere, Irak, İtalya. Şimdi bunların hiçbirinin 2023'ten beklentisi çok iyi değil. 2022'den beklentisi çok iyi değil. Evet. İtalya zaten kendi içinde muazzam bir problemle boğuşuyor. İşte ECB buna ilişkin önlemler almaya çalışıyor. Almanya muazzam bir gaz kriziyle karşı karşıya. İşte İngiltere'yi az önce sen söyledin zaten. Amerika'nın durumu malum, orada ciddi bir baskısı var. Enflasyon baskısı var. Onlar enflasyon konusunda çok hassaslar. Dolayısıyla biz nasıl bu kadar iyimser olunabiliyor? Bütün dünya bu kadar kötümserken nasıl bu kadar rahat olunabiliyor? Ben de bunu anlamıyorum. Yani şu daha inandırıcı, daha saygın bir politika olmaz mı? Risklerin farkındayız, durumumuzun farkındayız, sıkıntılarımızın farkındayız. Önümüzde size bağ bahçe vaat edemiyoruz. Bu krizden çıkış kan, ter ve gözyaşıyla ancak mümkün olabilecek. Bütün dünya kan, ter ve gözyaşı içinde. Biz de böyle biraz sabredeceğiz diyor herkes. Biz de böyle gideceğiz. Bu inandırıcı olan. Zaten olan da bu. Realite de bu. Ama dönüyoruz bakıyoruz. Akşam tekrar aynı yere atıfta bulunacağım. Sayın Nebati diyor ki vallahi hiç merak etmeyin. Önce Allah'ın izniyle sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'nın önderliğiyle ve deneyimiyle biz bu işten çıkacağız. Ya nasıl çıkacaksın kardeşim diyorsun. Diyor ki orasını karıştırmayın diyor. 20 senedir Sayın Cumhurbaşkanı bana diyor güvenmiyorsanız diyor. Hadi bana diyor güvenmiyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı ona da mı güvenmiyorsunuz diyor. 20 yıldır sizi nasıl kurtardıysa gene kurtaracak diyor. Nasıl yapacak diyorsun. Diyor ki Ukrayna-Rusya arasındaki tahıl problemini nasıl çözdüyse öyle yapar diyor. Ne alakası var diyorsun. İşte o illaki bir şey bulur diyor. Dolayısıyla şimdi böyle olunca işte bu işlerin içinden bir şekilde çıkılamıyor, güven oluşmuyor. Şimdi hatırla bundan 6 ay önce 9 Şubat olması lazım. Sayın Nebati Kana gitti, Londra'ya gitti. İşte orada Gayrimenkul Yatırım Ortakları Derneği vesaire şeylere hitap etti. Yatırımcılara hitap etti. Ve döndüğünde de televizyonlarda televizyon gezdi. Görüşmelerimiz çok iyi geçti. Bize karşı çok büyük teveccüh var. İşte bize yatırımlarını yönlendirecekler. Tabi biz de onlara selam çakacağız. Bu cümleleri hatırlıyorsunuz. Hatta Timothy Ash Nebati ile ilgili bir tweet attı da Londra gezisiyle ilgili. Onu bile bir nişane gibi düşünüp sayıp televizyonda ona atıfta bulundu. Bir Hazine ve Maliye Bakanı. Evet. Ya buraya kadar mı düştük? Sonra ne oldu? Ne yatırım geldi ne bir şey geldi. Hiçbir şey gelmedi. Aynı dönemde altınları yastık altından çıkarın diye o kadar paralar harcandı. Reklamlar yapıldı, şu yapıldı, bu yapıldı. Yastık altından çıkan altın var mı? Bu kadro meselesi. Ya konudan konuya atlıyorum da konular çok birbiriyle bağlantılı. Geçen hafta Kavcıoğlu diyor ki Türkiye gibi dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birinin Merkez Bankası Başkanı çıkıp diyor ki ben 500 milyar dolar yurt dışında Türk iş adamlarının parasının olduğunu düşünüyorum. Bunun %10'u gelse bayram ederiz diyor. Neye göre bunu düşünüyorsun diyorsun. Ben diyor öyle düşünüyorum diyor. Bu şeye benziyor işte yani dünyayı beş tane aile yönetiyor. Zaten Fed'in de sahibi 5 tane diye Nebati açıklama yapmıştı ya. Buralara geldik yani biz. Ondan sonra bugün Allah'tan bugün biraz herhalde Sayın Nebati bu işleri biraz öğrenmiş. İlk geldiği zaman biraz daha acemisiydi bu ekonominin. Reel kuru öğrenmiş. Ve diyor ki işte TL'nin düştüğü yer burası, buradan daha aşağı düşer demiyor artık. TL ufak ufak artabilir. Ama bu artışlar enflasyon nispetinde olacaktır. Tedrici olarak gidecektir. Çünkü işte TL'nin ya da dolar kurunun o enflasyon farkına intibak etmesi. Yani reel efektif kurdan bahsediyor. Uzun uzun anlatıp da. O 18 farkını onu mu demek istiyor? Yani biz cari açığı patlattık, enflasyonu patlattık. Aslında bu ekonomik sebeplerle bugün 18, o günkü 18 değildi. Bunu mu anlatıyor? Yani aslında kendi politikalarını mı çökertiyor? Aynen onu diyor. Diyor ki işte Aralık'ta 18'de şimdi de 18, arada 6 ay geçti. 6 aydaki birikimli enflasyon yaklaşık %50. Amerika'daki enflasyon bu arada birikimli enflasyon diyelim ki %5 olsun. Sadece Amerika'ya ticaret yaptığımızı düşünelim. Kabaca söylüyorum. %45'lik TL'de bir değer kaybı olması icap ederdi. O da TL'yi 26-27 liraya götürürdü. Ama bizim bu uyguladığımız politikalarla TL'yi 18'de tuttuk. Yani kur korumalı mevduat işe yaramadı demeyin. İşe yaradı. 18'de olması bile zaten reel olarak TL'nin değerlenmesi anlamına geliyor diyor. Tamam burada doğru söylüyor da. Evet. Reel efektif kur diye bir şey var. Açıp Merkez Bankası'nın sitesine herkes bakabilir. Aralıktan bu zamana bir miktar artış var. %15-20'lik bir artış var reel efektif kurda. Ama hala 50'ler 55'ler seviyesindeyiz. Bu rakam 2001 krizinde bile 75. Yani şöyle söyleyeyim. Bu rakam ne kadar düşük olursa TL o kadar değersiz anlamına geliyor. Biz bu halde bile bu kadar cari açık vermeyi başarabiliyoruz. Biraz TL değerlense ve ihracat pazarlarımız sıkıntı olsa bilmiyorum nasıl bu işin içinden çıkacağız. Dolayısıyla bunların hepsini bir arada düşündüğümüzde ben seçimin senin dediğin gibi enflasyon oranlarındaki azalma ya da artışla bağlantılı olmadığını düşünüyorum artık. Aylık enflasyonların biraz daha etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü milletin enflasyon algısıyla açıklanan enflasyon arasındaki bağ tamamen koptu. Şimdi enflasyon %80 açıklandığı için ya da Aralık'ta, Ocak'ta biliyorsun 2 tane baz etkisi var. %11, %13 olmak üzere 2 ay üst üste baz etkisinden kaynaklı bir 20 puan enflasyon geri gelecek. Normal %3-4 enflasyon gidersek aylık. Fakat vatandaş artık bunun geri gelmesine falan bakmıyor. Bu matematik hesapları zaten anlamıyor. Anlasa da ilgilenmiyor. Artık benim geçen aydan bu aya fiyatlar ne arttı diye bakıyor. Dolayısıyla bu artış hala devam edecek. Yıllık enflasyon matematiksel olarak düşse bile. Onun için benim tahminim Haziran'da bir seçim olmayacağı, Haziran'dan daha önce bir seçim olacağı yönünde. Bunu da niye söylüyorum? Çünkü şimdi eğer asgari ücrete kallavi bir zam gelirse, ki öyle olacak, biliyorsun enflasyonist ortamda asgari ücrete gelen zam ya da diğer emekli maaşına, memur maaşına gelen zam ilk 2 ay, 3 ay etkisini hissettiriyor. O refah etkisi o kadar sürüyor. Sonra fiyat artışlarından dolayı o eriyip gidiyor. Şimdi eğer Ocak'ta yapılan zam Şubat'ta bu maaşları alırsa vatandaşlarımız, Şubat'ın başında, onu Ocak başında da verebilirler, bilmiyorum, o değişiklikler her an yapılabilir. Bir daha zamlı maaşlarını Temmuz başında alacaklar. Dolayısıyla Haziran'da zaten bu zam etkisi ortadan kalkmış olacak. Ya ara bir zam yapıp ondan sonra seçim olabilir, ya da bu Şubat'ta alacakları o zammın etkisi üzerlerinden gitmeden Mart gibi bir seçim yapıp onun etkisinden faydalanmak isteyebilirler. Çünkü o Haziran'a kadar erozyona uğrayacaktır o maaş zamları. Evet, çok doğru söylüyorsun. Ya bu tabii dediğin gibi hani insanlar bu işin matematiğini çok bilmiyor. Belki işte bazılı etkisi o 11 ile 13 çıktı ama hani biz bunun matematiğini biliyoruz. Eğer bu bazılı etkisinin de çalışması için hakikaten TL'nin hani en kötü 18'de kalması gerekiyor. Şimdi piyasa beklentilerine bakıyorsun, 22'den aşağı sene sonu dolar TL beklentisi neredeyse kalmamış durumda. İşte 20-24 aralığı hadi diyelim makul beklenti. Bunun üzerine çıkma, altında kalma olasılığı tabii var ama 18'den 22'ye gittiği zaman da aslında bu bir baz etkisi ne kemirmiş oluyor oradan. Yani o baz etkisi beklentisinin de gerçekleşmesi mümkün mü? Dolayısıyla hani o çoklu soru içinde aynı şeye dönüyorum. TL'de zirvede olabilir miyiz zaten kur koruma mevduatı sayesinde? Dolayısıyla enflasyonda zirvede miyiz? Bütün mücadele bunun için ya. Yani elimizdeki rezervler ve şu anda yapılan uygulamalar, ihracatçının bu kadar ümüğüne basılması ve kardeşim ihracat mı yaptınız? Reskont kredisi mi aldınız? %30'unu getirin Merkez Bankası'na verin. Yetmedi %40'ını da gidin bankada bozdurun. Ondan sonra işte bankalarla yapılan ilişkilerde biliyorsunuz swap üzerinden dövizi getirin Merkez Bankası'na park edin. Ve orada daha fazla o üstten musluk dolsun ki piyasaya müdahale etmek suretiyle bu döviz 17.95'te dolar TL nasıl bu kadar uzun süre kalabiliyor? Böyle bir şey mümkün mü yani? Dünyada hangi para birimi bu kadar uzun süre? Bir arada 6.85'te kalmıştı işte bu Berat Bey zamanında. Dolayısıyla hep bir mücadele bu kuru dizginlemek. Halbuki hani o ihracatçıyı, ihracatı çok önceliyorlardı ya. Kur az önce bahsettiğim mantıkla reel efektif kur sürekli böyle aşağı doğru yukarı doğru giderse bu mantıkla zaten ihracatçı da bir süre sonra diyecek ki ya ben üfe %150, benim maliyetim bir yılda %150 arttı fakat dolar TL o kadar yükselmiyor. Dolayısıyla benim maliyetlerim çok artarken satış fiyatım aynı kalıyor ve ben bu işten zarar görüyorum. Onun için biliyorsun Mehmet Şimşek zamanında bu reel efektif kur 120'lere çıkmıştı. Ve o zaman ihracatçı ayaklanmıştı, işte TL çok değerli, bununla biraz değerini düşürün ki biraz rekabetçi olalım gibi. Şimdi öyle bir kurda yanlış hareket yaptılar ve bu faiz takıntısından dolayı, kimseye faydası olmayan faiz takıntısından dolayı dolar öyle bir uçtu ki şu anda artık bunun önüne geçmek bir siyasi ikbal meselesi oldu. Onun için ihracatçı bundan sonra zarar görmüş. Toplumun farklı kesimleri bundan zarar görmüş. Buraya bakmadan kuru baskılamaya çalışacaklar. Ve kuru baskılamaya çalışmaları kesinlikle bize bağlı değil, dış konjonktüre de bağlı. Burada neyi sağladılar? Türkiye'nin, bak mesela şu da çok önemli bir şey. Kredilerde frene basılmasının sebeplerinden bir tanesi de bu zaten. Çünkü Türkiye'de ne zaman kredilerde gaza basarsanız o kadar fazla TL yaratmış oluyorsunuz. Yani banka bir kredi verdiğinde aynı zamanda da mevduat da yaratıyor, değil mi? Birinin hesabına o paralar gidiyor. O paralar birinin hesabına gittiğinde sen mesela konut kredisi aldın. Gittin evi aldın. Evi kimden aldıysan o parayı ona gönderiyorsun. Şimdi krediyi aldın, evi gönderdiğin kişiye diyelim ki Merkez Bankası şöyle bir şey yaptı. Konut kredisi alıp evi satan kişiye o kredi parası gittiğinde o da döviz almayacak. Bunu da yasaklıyorum dese, böyle bir saçmalık olmaz da, bunu o kişi döviz almıyorsa ne yapacak? Parasını başka bir şekilde değerlendirecek ya da birine gönderecek. Onu da mı yasaklayacaksın? Yani para miktarı arttıkça eğer sen yeteri kadar faiz vermiyorsan döviz talebi artıyor. Aynı zamanda krediler arttıkça Türkiye'de bu hep korelidir. Türkiye'de büyüme artar, üretim artar. Üretim arttıkça da eğer üretim iç tüketimden dayalı, kredi pompalaması kaynaklı iç tüketimin artması sonucunda üretim artarsa o zaman da ne olur? Biz malı içeriye satıyoruz fakat bu üretimi arttırmak için gerekli olan ara malı, ham maddeyi, enerjiyi dışarıdan alıyoruz. Ve bu da kredilerin artışı ve iç tüketime dayalı büyümenin artışı da cari açığı arttırır. Ve işte bu kredilerde şimdi biraz frene basmaya çalışıyorlar ya, bunun iki sebebi var. Az önce anlattığım, biri para yaratılmasın, yeni bir döviz talebi olmasın. İki, özellikle bireysel taraftaki krediler çok fazla yükselmesin ki ekonomi çok canlanmasın. Ekonominin biraz az canlanması ya da biraz soğuması pahasına bu döviz problemini çözmeye çalışıyorlar. Çünkü en azından senin dediğin şeyin, yani kurun 18'den 22'lere 23'lere gitmesini engellemek için seçim öncesi biz kuru tutamıyoruz algısı yaratılmasın diye şu anda tek uğraş bence bu. Çünkü ne kadar yanlış yaptıklarını idrak ettiler. Bunun bir siyasi intihar olduğunu idrak ettiler. Ve bunu nasıl bu kadar geç, bu kadar uzun süre sonra idrak ettiler, ben de onu anlamıyorum. Çok güzel. Ya son 2-3 dakikamız var. Son bir soruyla kapatmak istiyorum. Bu arada hani o kadar güzel anlatıyorsun ki ben de sinirden gülüyorum yanında. Hani ne büyüsün, ekonomi büyüsün ama hani çok da büyümesin. İşte döviz alınsın ama çok da alınmasın. Yani tamamen karman çorman. 3 haneli enflasyondan bahsediliyor. Kış ayları için değil belki ama bahar ayları için. Sence öyle bir olasılık var mı ufukta? Var, çünkü bu politikalarla kuru tutamayacağımız için. Bir yerden sonra patlak vereceği için. Aynı zamanda enerji maliyetleri şaka değil. Yani bugün her ne kadar petrol fiyatlarında bir miktar gerileme olsa da doğalgaz buna intibak etmiyor, etmeyecek de. Ve doğalgazın da çok ciddi bir üretimde az önce anlattığım gibi etkisi var. Bunların hepsini bir arada bir araya koyduğumuzda en azından önümüzdeki bir de şöyle bir şey oldu. Enflasyonun tek sebebi doğalgaz, enerji, kur geçişkenliği değil. Aynı zamanda bir fiyatlama davranış bozukluğu da ortaya çıktı. Şu anda ben bir tüketici olarak neyin pahalı, neyin ucuz olduğunu bilemiyorum artık. Yani bana markete adam diyor ki muz 8 lira diyor. Tamam diyorum, al diyorum. Muz 12 lira diyor. Ona da al diyorum. Yani onun için o fiyatlamayı ona göre bozdu. Dolayısıyla bu ekonominin gerçeklerinden de kopmuş durumda ama bunun tek nedeni bu bir kadro meselesi. Yani bu kadrolarla bu kadar oluyor ve bu kadro meselesi olduğunu biz sadece ekonomi yönetiminde değil, diğer bütün alanlarda da görüyoruz ki politikaya çok girmeyeyim. 2019 belediye seçimlerinin alenen kaybedilmesi ve öncesinde bu kadar hata yapılması da benzer kadro yoksunluğundan kaynaklanıyor. Bu da çok normal bir şey. İktidarlar doğarlar, büyürler, bir süre sonra artık o şeylerini kaybederler ve ölürler. Biz öyle bir döneme geldik gibi görüyorum ben. Ve bunların da doğal sonucu olarak da yapılan hatalar sıklaşır. Evet. Emrah Lafçı, çok çok teşekkür ediyorum. Dediğin gibi önümüz seçim. Bu kadar bize sıkıntı yaratan, bizlere, Türkiye halkını bu kadar zorlu ve yanlış ekonomi politikalarıyla mahkum eden, bence iktidarın hani gerçekten seçimle değişmesini ve akılcı bir politikanın devreye girmesini şahsen diliyorum. Şunu söyleyeyim, 3 haneli olur mu soruna istinaden. Ben bu üfeden tüfeğe geçiş olur mu diye dün şöyle bakarken onun teknik bazı şeyleri var. Geçen sene 2 Ağustos 2021'de bir yazı yazmışım Dünya Gazetesi'nde köşemde. olur mu diye. O zaman üfe %40'mış. Ve ben yazının başında soruyorum. Tüfede %40 olur mu? Bakın bir sene geçmiş. Dolayısıyla şu anda evet. üfe %40 o zaman şu anda %145. Dolayısıyla 3 hanelik evet. üç haneli enflasyon olmaz. Kimse diyemez Türkiye'de. Para politikası bu şekilde olduğu sürece aynen dediğin gibi. Emrah çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, dediğim gibi Emrah Lafçı'nın her gün bir de YouTube'da kendi kanalı var. Gerçekten doğruları bu kadar basit bir şekilde hepimizin anlayabileceği bir şekilde ifade etmesi, hepimize anlatması çok değerli bence. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.